Malik bin Dinar'ı duydunuz mu? Meşhur alim Malik bin Dinar. Denizde yürüyen evliya derler. Denizde yürüdü. Hacca gidiyordu. Yahudi dövdü onu. Parasını unutmuş. Parayı verirken param yok diyor. Kesemi çaldırmışım diyor. İnanmıyor. Yahudiler götürüyor hacca o zaman. Bakıyor ki parası düşmüş. Ya diyor param düştü diyor. Kıyıya çıkınca vereyim. Gemiyle gidiyorlar Mısır'dan. Mekke'ye geçecek. İnanmıyor. Yahudi dövüyor bunu. Millet diyor ki sen ne yaptın? Allah dostuydu bu. Malik bin Dinar büyük evliya. Dövüyor. Diyor ki elemanlara, tayfalara yani gemi görevlilerine. Atın diyor bunu aşağı. Atın diyor. Döverken böyle gemide böyle sallanıyor artık. Atacaklar. Balıklar suyun üstüne çıkıyor. Hepsinin ağzında altın, çil çil dinarlar var. Balıkların ağzında. Aç internette bile yazar bu. Kitaplarda da yazar da. Aç internete. Google'a yaz çıkar. Malik bin Dinar Hazretleri. Allah'ım şefaatine bizi nail etsin. O istese binlerce balık çıkmış. Hepsini toplayıp zengin olabilir. Ne yapıyor? İhtiyacı kadar alıyor. 10 dinar, 5 dinar neyse. Allah'a şükrediyor. Gemiye borcunu ödüyor. Diyor ki şu dakikadan sonra diyor artık bu gemide yolculuk yapamam. Dövdünüz beni yani. Belki gururu da incindi. Ben yayan gideyim diyor. Denizin ortasında inip yayan gidiyor Mekke'ye. Meşhur evliyadır bu. Malik bin Dinar. Mekke'ye gidiyor, haccını falan yapıyor. Uzun hikaye. Evine geri dönüyor. Ama giderken talebesine diyor ki bana filanca sokaktan bir ev satın al diyor. Talebesi de gidip bir ev satın alıyor. Ama yan komşusu Yahudiymiş. Yahudi bakın. Yahudiler dünyanın lanetli tek kavmidir. Ben söylemiyorum ha. Ayet söylüyor. Estağfirullah. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Sadakallahu lazim. O Yahudiler ki Meryem oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Ayet bu. Yahudi ile komşu oluyor. Yahudi bakıyor yan taraf Müslüman, Malik bin Dinar var. Bütün evinin lağım sularını, bulaşık sularını onun duvarına akıtıyor. Malik bin Dinar Hazretlerinin evi kokmaya başlıyor leş gibi. Talebesi bir geliyor, bir görüyor kokuyu. Hocam bu ne? Yan komşumdan diyor geliyor. Hocam hemen dövelim adamı. Bırakın diyor ya. Biz komşusuna katlanmayacak kadar aciz bir insan mıyız diyor. Ben her gün o pis suları temizliyorum. Güzel kokular sürüyorum. Biz olsak ne yaparız? Adam sesini çıkarmamış. Sonra o Yahudi diyor ki yahu diyor bu ne biçim bir adam? Aylardır evinin içine lağım suyu bırakıyorum. Kapımı gelip bir kere çalıp şikayetçi olmadı diyor. Diyor ki Müslümanlık güzel bir din demek. Ve o Yahudi gidip Malik bin Dinar'ın elinde Müslüman oldu. Gördünüz mü iyi geçinmenin faziletini? Biz olsak böyle yapmayız.